Arkası Yarın. Asım ile Zeynep 4. Bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Beyza Kara. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Erzincan kumandanı İhsan Paşa'nın genç ve bekar oğlu Asım, köylünün koyunlarını çalan hırsızların peşine düşer. Mola verdikleri bir yerde, o yörede deli dolu biri olan Beşir Ağa'nın güzel kızı Zeynep'le tanışır. İki genç birbirlerine sevdalanırlar. Asım durumu ailesine anlatınca oğlunu çok seven İhsan Paşa, Zeynep'i babasından istemek üzere kahyasını görevlendirir. Ancak kızını İhsan Paşa'nın yerine kahyanın istemesine sinirlenen Beşir Ağa, kahyayı evinden kovar. Bunu öğrenen Asım yemelerden içmelerden kesilir. Asım yine odasına kapandı bey. Ne yiyor ne içiyor. Gece gündüz devamlı Zeynep'i düşünüyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Ne yapayım hanım? İstet dediniz istettim. Herif delinin teki. Elçilerimi kovarak itibarımı da iki paralık etti. Be hey deli Beşir! Ne diyeyim sana deli dağlı? Bre kibir kumkuması. Sana ne dedik ki? Allah'ın emriyle kızını istettik. Nadan herif! İnsan hiç kapısına görücü gelenleri kovar mı? Geleneklerimizde, törelerimizde böyle bir şey var mı? Olacak iş değil hanım. Aklıma geldikçe kuduruyorum. Hadi Gevran Yaylası bir kefere beldesi ve Beşir denen adam da gayrimüslim bir derebeyi olsa, vergi zamanında ödemese, senin yaylandan havalanan turnalar bizim tarlamıza kondu der, tepesine çökerim. Sonra da ganimet kabilinden alır kızı olur biter. Gel gör ki, Allah için er kişi devlete hizmeti desen bizden fazla. Be hey deli, ne oldu da biraz akıllı olsan yahu. Ay sen yakınmayı bırak da ne yapacağız onu söyle bey. Oğlan günden güne eriyor. Onun derdi bizleri de üzüyor. Bir çaresi olmalı bu işin. Bilmiyorum hanım. Benim de aklım başım durdu. Kızını vermek istemeyen birine ne yapılır bilemiyorum. Gir. Baba, az önce Asım atını atlayıp gitmiş. Ne? Nereye gitmiş? Bilmiyoruz baba. Bilmiyoruz da ne demek Mehmet? Kardeşin giderken kimseye bir şey söylememiş mi? Atını hazırlayan seyis sormuş, hiçbir şey söylememiş. Amanın bey, sakın oğlan Gevran Yaylası'na gitmiş olmasın. Mutlaka oraya gitmiştir. Mehmet, hemen divanı topla geliyorum. Peki baba. Abdullah, Mehmet, belli ki Asım sevdiği kızı görmek için Gevran Yaylası'na gitti. Hemen yanınıza çok sayıda asker alıp Asım'ın peşine düşün. Yolda görürseniz yakalayıp buraya getirin. Yok göremezseniz Gevran Yaylası'na at sürün. Onu orada bulursunuz mutlaka. Gevran Yaylası'na girmesine girelim de Beşir Ağa izinsiz girdiğimiz için aramızda bir çatışma çıkmasın sonra. Beşir delinin tekidir. Asım'ın başına bir iş getirmeden onu oradan kurtarın. Gerekirse savaşın. Aman paşam, hiç böyle şey olur mu? O deli, bari siz akıllı olun. Böyle bir şeye kalkışmayın. Allah muhafaza etsin. Devlet-i Ali'nin askerlerini karşı karşıya getirmek din kardeşi kırımı olur. Ramazan doğru söylüyor, evet Ramazan doğru. İyi de ne yapayım ha? O deli Beşir'in oğlumu öldürmesine göz mü yumayım? Sabırlı olun hele. Bakalım gerçekten Asım Bey o yana mı gidiyor yoksa civar köylere mi gitti? Asım'ın Gevran Yaylası'na gittiğine eminim. Zeynep'i vermediler diye oğlan kendi kendine kahır etti. Böyle biri evden çıkıp da serinlemek için dereye gitmez ya Ramazan. Mutlaka Zeynep'i görmeye gitmiştir. Asım Bey Gevran Yaylası'na da gitmiş olsa ne çıkar? Deli dediysek bulamadı ya bu Beşir Ağa. Tek başına yaylasına giren birini katlettirecek değil herhalde. Çok çok toprağından kovar. E daha ötesi var mıdır beyim? Evet ya, evet doğru söylüyorsun. Doğru.
Yani ne yapmamı tavsiye ediyorsunuz? Sabredelim ve bekleyelim deriz Paşa Hazretleri. Gevran yaylası sınırına geldik. Zeynep'i ilk gördüğüm şu dere kenarında mola vereyim de ne yapacağımı düşüneyim. Evet, aylar önce Zeynep'i şu derede yıkanırken görüp aşık olmuştum. Şimdi ise onu sadece hayaliyle avunuyorum. Ah Beşira, ah Beşira, neden vermedin Zeynep'i bana? Neden birbirini seven iki yüreği birbirinden ayırdın? Oho! Hadi otlayın burada, ben de karnımı doyurayım. Merhaba ağam, açsam buyur ortak olazığıma. Sağ ol evlat, ama aç değilim. Beşir Ağa'nın çobanlarından mısın? Evet ağam, bu yaylalar tümden onundur, bilirsin. Bilirim. Adın ne senin? Ali. Kimin kimsen yok mu senin Ali? Ablamdan başka kimsem yok beyim. Anam babam 2 yıl önce öldü. Ya, Allah rahmet eylesin. Çobanlık yaparak ablana sen mi bakıyorsun? Yok beyim, o da çalışıyor. Nerede çalışıyor? Beşir Ağa'nın kızının yanında. Onun hizmetkarlığını yapıyor. Zeynep kızın yanında mı? Ha, çok iyi biridir Zeynep Hatun. Bütün herkes sever onu. Bak, sen yiğit bir erkeğe benziyorsun. Sana bir iş vermek istiyorum. Eğer dediğimi yaparsan 2 altın veririm sana. 2 altın mı? Emret ağam, yapabileceğim bir şey varsa yaparım tabii. Sana bir mektup vereceğim. Bunu Zeynep Hatun'a götürürsen sana 2 altın veririm. Birine giderken öbüründe geldiğin zaman. Seni burada bekleyeceğim, tamam mı? Tamam. Ama ben onun odasına gidemem ağam. Eğer konağın önündeyse veririm. Değilse ablama veririm, o verir. Tamam. Sen hele biraz eğlen, ben mektubu yazayım. Peki ağam. Ey gönlümün sultanı. Deri çayın kıyısındayım. Gevran yaylasına gece indiğinde seni bekleyeceğim. Gelip gelmeyeceğini bana bu çocukla bildir. Beni merak etme. Bu can uğruna fedadır. Ağzım. Evet. Şimdi zarfı kağıda koyalım. Al bakalım Ali. Bu mektup. Bu da 1 altın. Geri geldiğinde bir tane daha vereceğim. Tamam ağam. Hadi Ali git. Cevabını alıp gelesin tezelden. Seni burada bekliyorum. Ben gelinceye kadar süreye bakarsın değil mi ağam? Merak etme bakalım. Çoban gidelim, hani oldu. Birkaç saat sonra hava kararacak. Acaba mektubu Zeynep kıza ulaştırabildim mi? Ulaştırdıysa Zeynep kız cevabı yazdıma. Benimle buluşmaya gelecek mi? Ağam, ağam! İşte çoban çocuk geliyor. Geldim işte ağam. Ulaştırdım ağam. Cevabını da getirdim sana. Buyur mektubu. Sağ ol. Ey ömrümün varı. Keşke böyle bir deliliğe kalkışmasaydın. Seni öyle özledim ki sonunda ölüm bile olsa geleceğim. Beni kör mağarada bekle. Mektup getiren çocuk orayı sana gösterir. Zeynep. Gelecek. Gelecek kara sevdalım, gelecek. Aferin sana Ali. Al bakalım vaat ettiğim 2. altın. Sağ ol ağam. Ve bakalım burada kör mağara denen bir yer var mı? Vardır ağam. Buradan çok uzak mı? Yakındır ağam. Şu kayaların altındaki kara mağara kör mağaradır. Pekala. Artık sürünü alıp götürebilirsin. Birazdan hava kararacak. Sen ne yapacaksın ağam? Biraz daha oturup ben de geri döneceğim. Kör mağara burası. Hava karardı, dışarıda sadece ay var. Zeynep inşallah kimselere sezdirmeden dışarı çıkar. Nal sesi. Zeynep geliyor, mutlaka odur. Asım. Asım neredesin? Buradayım Zeynep. İçerideyim sultanım. Ah,
Bilsen seni ne kadar çok özledim. Ela gözlerini sevdiğim Dilber. Seni bu diyardan almaya geldim. Nazlı endamına hayran olduğum, ilinden obandan çalmaya geldim. Gönlümün sultanı, ömrümün varı. Gelemem seninle koymaz töreler. Sular hiç akar mı yokuş yukarı? Gelemem seninle koymaz töreler. Arada dağlar var, elim ermedi. Gelip de sinemden güller dermedi. Dünürler gönderdim seni vermedi. O zalim babandan almaya geldim. Gelirsem ardından şahlanır obam. Bana kefen olur giydiğim abam. İnan bana zalim değildir babam. Gelemem seninle koymaz töreler. Asım feda olsun bastığın yere. Rabbim bizim için sabırlar vere. Sen yayla çiçeği, ben azgın dere. Goncayı dikenden almaya geldim. Zeynep der ki canım fedadır yare. Sabreyle sevdiğim firar son çare. Bizim şu illerde çiğnenmez töre. Gelemem seninle koymaz töreler. Töre dersin. Biz bilmez miyiz töreleri? Ya da biz törelerden kopuk biri miyiz? Babamız dünür gönderdi. Ters yüz geri edildiler. Şimdi ne yapmak kalıyor? Beni seviyorsan benimle gelmelisin Zeynep. Hayır Asım. Bize bu yakışmaz. Aşığa çile ve sabır yaraşır. Kaçmak değil. Hem dünyanın altı üstüne gelse babamın şerefini ayaklar altına alamam. Yedi ejder gibi abimin başını öne eğdirmem. Bunu böylece bilesin. Rabbim nice murat ermişse o olacaktır. Sabrın sonu selamettir. Belki bir çaresi bulunur ha? Başka bir çare dediğin, baban merhamete gelir mi? Neden olmasın? Hem baban pek de haksız sayılmaz ki. Koskoca Beşir Ağa'ya dünür diye iki konak kahyası mı gönderilir? Ramazan Ağa konak kahyası değildir Zeynep. Umur görmüş bir zattır. Babamın her işinde baş danışmanıdır. Üstelik ulemadandır. Baban kendisi gelseydi ne olurdu? Kaftanın sırması mı dökülürdü? Zeynep, ne diyorsun sen? Elbette gelecekti babam. Bu bir ön heyiyetti. Bir bakıma izin istemeye gelmişlerdi. Ama Beşir Ağa demediğini bırakmamış. Hem niye birbirimizi kırıyoruz ki? Hata senin ya da benim babamın olsa ne olur? Yüreği yanan, ciğeri dağlanan biz değil miyiz? Haklısın Asım. İçeri biri girdi. Arkama geç Zeynep. Bre her kimsen. Çek kılıcını geç karşıma. Sakin olun. Niyetim kötü değil. Bekir abi, sen misin? Benim Zeynep. Ne işin var burada? Yoksa beni mi takip ettin ha? Evet, seni takip ettim. Yayladan dönüyordum. Bu tarafa doğru geldiğini görünce uzaktan izledim. Ve mağaranın önünde nicedir sizi dinliyorum. Böyle davranmak sana yakışmıyor Bekir kardeş. Mert bir yiğit olduğunu sanıyordum. Öyleyizdir evelallah. Ah dolsun ki bir fena hareketiniz olacak olursa her ikinizi de katletmeye niyetliydim. Lakin ikinizi de dinledim ve gözetledim. Birbirinize kara sevdayla tutkulu olduğunuzu anladım. Ben senin bacınım abi. Beşir Ağa'nın kızıyım. Namusumuz bunca mı ucuz ki onu ayaklar altına sereyim? Allah emriyle olmadıkça, helalim olmadıkça değil Asım, bir cümle cihan gelse Zeynep'in canlı bedenine namahrem el dokunamaz. Biliriz kız onu, biliriz. Lakin nefis şeytanın dostudur. Her neyse, şimdi beni dinle Asım kardeş. Seni sevdim. Mert ve yiğitsin. Soylusun. Allah için ikiniz de birbirinize denksiniz. Sağ olasın Bekir kardeş. Lakin babam bir öfke anında böyle bir karar vermiştir. Beşir Ağa da hata yapabilir. Hatasından da dönebilir. Babamı çok iyi tanırım. Biraz gururludur. Gönlü alınırsa ipek gibi olur. Bence abim doğru söyler Asım. Babamın gönlünü alacak bir şeyler yapmak lazım. Doğru söylersiniz de ne yapmamı tavsiye ediyorsunuz? Sen şimdi var git. Babanı buraya göndermeye bak. Gerisini bu kardeşine havale et. Allah'ın izniyle elimden geleni yapacağım. Hem unutma ki bu yaylada babamın da sözünü reddedemeyeceği bir Molla Gıyasettin var. Evet, o mübarek zatı hatırladım. Baban ona büyük değer veriyor. Sen müsterih ol. Hemen memleketine dön. Buralarda birileri seni görecek olursa iyi olmaz. Hele ağabeylerime karşı seni hiç koruyamam. Abim doğru söylüyor Asım. Var git. Baban gelirse babamın gönlü olur. İki büyük bir araya gelirse çözülmeyen mesele kalmaz. Pekala, gidiyorum. Gidiyorum ama sana güveniyorum Bekir kardeş. Babamla konuşup onun görücü olarak gelmesini sağlayacağım. Güle güle. Müsterih ol. Bizden yana bir endişen olmasın. Ben yarından tezi yok, Molla Gıyasettin'le görüşür,
babamı ona şikayet ederim. Güle güle Asım. Seni bekleyeceğim. Var git yiğidim. Yolun ve bahtın açık olsun. Ölürsem kara toprağın malı, kalırsam senin yarın olurum. Zeynep de Bekir de doğru söylüyor. Ancak babam kendisi giderse Bekir Ağa kızını bana verir. Verir de bakalım dirilikte Beşir Ağa'dan geri kalmayan babam onun ayağına gider mi? Hava kararıyor. Yarım saat ötede bir kasaba var. Geceyi orada geçiriyorum. Geceyi geçirecek temiz bir odan var mı hancım? Var beyim. Maşallah han ağzına kadar dolu, sebebi nedir? Bu gece aşıklar meclisi var. Burada gördüklerin hep yarışmak için gelen aşıklar. Eğer sen de yarışmak için geldiysen tam vaktinde geldin. Yok, ben yarışmak için gelmedim ama merak ettim. Nedir bu yarış? Bak şu duvarda bir kağıt asılı. Üzerinde aşık kara kızın muamması yazılı. Bu muammayı çözmek isteyen aşık önce dudak değmez dalında en az iki kıta söylemek zorunda. Merak ettim doğrusu. Bu dudak değmez ne menen bir şeydir? Anlatayım. İki dudağın arasında küçük bir iğne dikine doğru konur. Ve aşık şiirini bu vaziyette söyler. Neden iki dudak arasına toplu iğne konarak şiir söyleniyor? Eğer bu şiirde B, P, M gibi harflerde telaffuz edilen kelimeler varsa toplu iğne aşığın dudağına batar ve yarışmayı terk etmek zorunda kalır. Çünkü bu harfleri söyleyebilmek için dudaklarının mutlaka birbirine dokunması gerekir. İşte bu yüzden dudak değmez derler. Kısacası zor iştir. Evet, zormuş. Katılacak mısın bu yarışmaya? Bilmiyorum. Bir karar vermedim. Hele bir yarışma saati gelsin mi? Ey aşıklar! Şölen başlıyor. Kim ki dudak değmeden şiiri okur, sonra da aşık kara kızın muammasını çözer ve bu şölenin galibi olur. Hazır mısınız? Hazırız. Evet, dudak değmez için ayağa veriyorum. Ey aşıklar, şenliğiniz şen olsun. Buyurun. Ben başlıyorum. Eviniz neşeli, sürurla dolsun. Size bir... Eşiniz dostunuz neşeyle dolsun. Nazlı nazlı gezen ceylan bakışlı. Bu da söyleyemedi. Evet. Bakalım sıra kimde? Yok mu kendine güvenen başka bir aşık? Ben varım. İzniniz olursa birkaç kıtada ben söyleyeyim. Kim ki bu? Allah Allah. Buyur bakalım delikanlı. Seni dinliyoruz. Aşıklar şenliği dediler, geldik. Ey aşıklar, şenliğiniz şen ola. Şu yanık sineği hasretle deldik. Ey aşıklar, şenliğiniz şen ola. Yüreği sevdaya hasta aşıklar. Çehreniz yakışır dosta aşıklar. Yeni yetişenler usta aşıklar. Ey aşıklar, şenliğiniz şen ola. Aşık der ki, aşk nehrine karışın. Uzatın dost eli, dostça sarışın. Hak yolunda kendinizle yarışın. Ey aşıklar, şenliğiniz şen ola. Bravo! 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 Çok güzel, çok güzel. Aferin delikanlı. İğneyi dudağına batırmadan söyledin. Şimdi sıra aşık kara kızın muammasına geldi. O söylesin, sen de çöz. Başla kara kız. O nedir ki her gülüşte güllenir? O nedir ki güzel görse dillenir? O nedir ki yel değdikçe tellenir? Bunları bilene canım derim ben. O dudaktır, her gülüşte güllenir. O gönüldür, güzel görse dillenir. O zülfündür, yel değdikçe tellenir. Benim bir canım var, istemem canı. O nedir ki ince bele sarılır? O nedir ki çağıldayıp durulur? Kara kız der, dert kimlere sorulur? Bunları bilene canım derim ben. O kemerdir, ince bele sarılır. O gençliktir, çağıldayıp durulur. Asım der ki, dert çekene sorulur. Benim bir canım var,
İstemem canan. Bravo! Bravo! Biz hepimiz aşığız. Bu sözün üzerine söyleyecek sözümüz yoktur. Sen ne dersin kara kız? Niyetim bu muammayı çözenle evlenmekti. Bu delikanlı çözdü. Lakin şiirinin her iki kıtasının sonunda da benim cananım var. Can deme bana diyerek bütün gönül yollarını kapattı. Madem muammayı çözdün, ödülü de hak ettin delikanlı. Buyur zümrüt taşlı altın gerdanlık senin oldu. Teşekkür ederim ama ben bu ödülü bu güzel muammayı dizen kara kız bacımıza armağan etmek isterim. Bunu bir ödül değil de Asım kardeşinin bir hediyesi olarak kabul etsin. Ah Asım kardeş, bacım dedin bana. Lakin gönül isterdi ki bacın değil, gönül sultanın, sevda tacın olaydım. Ama neylersin, bize senin için duadan gayrı iş kalmadı artık. Seni beğenmedim sanma kara kız bacım. Lakin ne edersin ki bir yürekte iki sevda barınmıyor. Bağışla beni. Dürüst yiğit bir gençsin Asım kardeş. Kimsin? Kimin oğlusun? Erzincan Paşası Kaleli İhsan Paşa'nın oğluyum. Onun oğluyum. Vay vay canına. İhsan Paşa'mızın namını, yiğitliğini biliriz. Madem onun oğlusun, bizim misafirimiz. İstediğin kadar kalabilirsin burada. Sağ olun ama sadece bu gece kalıp yarın Erzincan'a gitmek zorundayım. Bağışlayın beni. Başka bir sefer misafiriniz olurum. Asım'la Zeynep adlı oyunun 4. bölümünü dinlediniz. 5. ve son bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Thank you.